Taha Akyol Karar Gazetesi Bekir Bozdağ haklı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ adli yıl mesajında "Benim yargıya, yargı görevi yapanlara inancım tamdır." diyor. Haklı çünkü tek parti rejimi hariç Türkiye'de hiçbir iktidar partisi yargıdan bu kadar memnun olmamış. Kendisine memnuniyet veren bir yargı yapılanmasını başaramamıştı. Öyle ki Sayın Bakan Türk yargısını eleştirmek Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır diyor. Elbette saldırmak yanlıştır. Haksızlıktır ama eleştirmek deyince Bozdağ'ın selefi Abdülhamit Gül'ün samimiyetle söyleyip büyük ölçüde başaramadığı reformlar listesine bir bakmak lazım. Yargının eleştiriyi hak eden yönlerini bir ölçüde görecektir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Zühtü Arslan'ın masumiyet karinesi ve yargı bağımsızlığı konulu akademik tebliğine bir baksa, hakim ve savcılarımızın anayasal ve yasal yetkilerini aşabilecek ve yargıyı siyasi polemik içinde çekebilecek söz, tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir uyarısını da görecektir. HSK'da siyasetin rolü Yeryüzünde yargının bağımsız olmadığını söyleyen iktidar yoktur. Çünkü bağımsız bir yargıya sahip olmak ülkeler için büyük itibar kazandırdığı gibi yatırım güvenliğinin de ön şartıdır. Fakat bizim yargımız bağımsızdır diye milyon defa tekrarlamak inandırıcı olmuyor. Yargı bağımsızlığının evrensel kıstasları vardır. Türkiye açısından en önemli ikisini görelim. Biri HSK'nın siyasileştirilmesi, diğeri hakim teminatının çiğnenmesi. HSK üyelerinin belirlenmesinde siyasi iktidarların rolü çok sınırlı olmalıdır. Öyle ki Fransa, 2007 anayasa reformuyla partili cumhurbaşkanını, adalet bakanını ve müsteşarını HSK'dan çıkardı. Fransız yargı yönetiminde yüksek yargı belirleyicidir. Bizde ise HSK üyelerinin tamamı veya tamamına yakın bölümü partili cumhurbaşkanıyla partisinin meclis grubu tarafından atanmaktadır. HSK eliyle yargı kadrosunun üst üste çıkarılan dört kanunla nasıl değiştirildiği konusunda Profesör Kemal Gözler'in Türk Anayasa Hukuku kitabında ayrıntılı bilgiler vardır. FETÖ'cüler somut delillerle ayıklanmalı, yargıda siyasallaşma yapılmamalıydı. Hakim ve savcı alımlarına da siyasi iktidar karar vermektedir yazılı sınavda 95 puanla Türkiye ikincisi olan İrem Melis Akgün'ün mülakatta harcanması son örnektir. Coğrafi teminatsızlık. Hakim ve savcıların coğrafi teminatı ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri doğru tanımdır. Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Mevcut tayin sistemi mesleki verimliliği olumsuz etkiliyor coğrafi teminat, hakim ve savcıların isteği olmaksızın çalıştığı yerden başka bir yere tayin edilmemesi anlamına geliyor. Erdoğan bu sözleri Beştepe'de yargı reformu strateji belgesi açıklamasında söylemişti. Görkemli bir toplantıydı. Yargı mensupları yine ayakta alkışlamıştı. Ama yaklaşık iki buçuk sene geçti, lafı bile unutuldu. Meslektaşlarını savunması gereken yargıtay başkanları bile coğrafi teminat kavramını ağzına almıyor. Ve HSK bir yılını doldurmamış taze savcıları İstanbul'a atıyor. AYM kararına uymayı reddeden yargıçları terfi ettiriyor. Ama birinci sınıfa yükselmiş 40 yıllık hakim Nimet Demir'i Kaşıkçı dosyasındaki muhalefet şerhi yüzünden Kahramanmaraş'a sürüyor. İktidarın önem verdiği davaların hakimleri defalarca başka yerlere atanıyor. Soma davası, Manadası davası, Berberoğlu davası, Gezi ve Osman Kavala davaları. Reform ve dönüşler. Sayın Adalet Bakanı elbette bu yargıya inanacak, güvenecek. Diyeceksiniz ki hem Cumhurbaşkanı hem Adalet Bakanı bu iktidarın yargıdaki reformlarından da bahsettim. Doğrudur. İlk 10 yıl ekonomide de hukukta da reformlar dönemiydim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu, anayasanın 90. maddesine bu iktidar yazmıştı. Muhalefetin de desteğiyle. Hatta bu iktidar, ahim kararlarına aykırı düşen yerli mahkeme kararlarına karşı yargılanmanın yenilenmesi yolunu getirmişti. Ama bugün ahim kararları bizi bağlamaz diyen de bu iktidar. Hepimiz şunu görmeliyiz. Hukukun üstünlüğü yönündeki reformlar bizi hep ileri götürdü. O reformlardan dönüşler ve baskı eğilimleri bizi hep geriletti. Kişi başına gelirimizin 12 bin dolara yükselmesi, sonra 8 bin dolara düşmesi de bu gerçeğin rakamlarla ifadesidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.